Şu anda Viyana Sanat Tarihi Müzesi'ndeyiz. Roger van der Weyden'ın bir eserine bakıyoruz. Kendisi 15. yüzyılın en büyük Hollandalı ressamlarından biridir. Bu eserinde İsa'nın çarmıha gerilme sahnesini görüyoruz. Menteşelerle birbirine bağlanmış üç parça halinde bir eser. Eser tamamlandığında şu an gördüğümüz gibi üç parçadan oluşmuyordu. Orijinalinde kocaman tek parça halinde bir tabloydu. Daha sonra üç parçaya ayrıldı ve bu parçalar menteşelerle birleştirildi. İşin ilginç yanı, sanatçı en başta bu eseri bir triptik yani üç parçalı bir tablo olarak düşünmüş. Ortaya çıkan eseri tek parça da olsa triptik gibi görünüyormuş. Çünkü tek parça bir resim olmasına rağmen sahneleri çerçevelerle ayırmış. Böylece üç parçalı bir resim gibi görünmesi için bir illüzyon yaratmış. Şimdi ise gerçekten bir triptiğe dönüşmüş. Çok karmaşık bir resim. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Ortadaki tabloda İsa'yı çarmıha gerilmiş olarak görüyoruz. Ayaklarının dibinde Meryem Ana yas tutuyor. Evangelist Aziz John onu teselli etmeye yanına geliyor. Sağdaki iki figür ise sanatçıya bu eseri sipariş edenler, yani sanatçıya bu resmi yapması için para ödeyen kişiler olmalı. Sanatçının bu figürleri de İsa'nın çarmıha gerildiği alana dahil etmiş olması oldukça ilginç. Ve Meryem Ana ve Aziz John'a bu kadar yakın mesafede tasvir edilmeleri de dikkat çekici. Eserin yapıldığı dönemi düşünecek olursak, çok yenilikçi bir hareket olduğunu söyleyebiliriz. Hem müthiş bir yakınlık, bu figürler o alandalar ve olup biteni izliyorlar, hem de tam olarak orada değiller. Sanatçı, resimde toprağın üzerine çizdiği küçük bir yarıkla onları ayrı bir yerde tutmuş. Her ne kadar tam olarak o alanın içine dahil edilmeseler de tanık oldukları sahneyi içselleştirdiklerini görebiliyoruz. Dua edişlerinden kendilerini Meryem Ana ve Aziz John'un yerine koyup o anın acısını hissettikleri çok başarılı bir şekilde yansıtılmış. Erkek figür kafasını kaldırmış sahneyi izlerken kadın figür sanki içine dönmüş, iç dünyasında olup biteni özümsemeye çalışıyor gibi tasvir edilmiş. Bu tip bir betimleme yani belirli bir duygunun bakış açısının bu denli titizlikle tasvir edilmesi Kuzey geleneğinin karakteristik özelliklerindendir. Arka planda ise Kutsal Kudüs şehrini görüyoruz. Burası daha çok modern bir kuzey şehri gibi görünebilir ve bir bakıma öyle. Sanatçının penceresinden gördüğü Kudüs manzarası değil, kendi yaşadığı şehirdi ve penceresinden gördüğü manzaradan ilham alıyordu. Tabi yine de, arka planda tasvir ettiği yerin Kutsal Kudüs şehri olduğunu biliyoruz. Sanatçının mimari detayları resmederken ne kadar zevk aldığı da açıkça görülüyor. Detayları incelerken, sivri kemerli gotik pencereler ve capcanlı bir şehir görüyoruz. Arka plandaki manzara tüm detaylarıyla oldukça belirgin bir şekilde tasvir edilmiş. Aynı şekilde ön plandaki figürlerin detayları da oldukça belirgin. Örneğin İsa'nın giydiği gerçekçi olmayan bir şekilde yukarı ve aşağı kıvrılan vücudunu çevreleyen peştamal de belirgin bir detay olarak dikkatimizi çekiyor. Meryem'in yüzünün kıvrımlarının ya da sahneyi izleyen iki figürün giysilerindeki kürklerin ne kadar özenle işlendiğini görüyoruz. İsa'nın bedenini çevreleyen kıyafet bize artık onun dünyevi alemi bırakıp ruhani aleme geçtiğini hatırlatıyor kullanılan bu tarz ileride kuzey resminde sıkça kullanılır hale gelecek. Diğer iki tabloda ise iki önemli azizi görüyoruz. Bir tarafta Mecdelli Meryem, diğer tarafta ise Azize Veronika var. Sanatçı Mecdelli Meryem'i İsa'nın ayaklarının meshedilmesine atıfta bulunarak bir merhem kabı ile tasvir etmiş. Sağda ise Azize Veronika, İsa çarmıhı sırtında taşırken yüzünün terini silmesi için ona verdiği bezle tasvir edilmiş. Efsaneye göre bezi geri verdiğinde İsa'nın yüzünün görüntüsü mucizevi bir şekilde beze geçmiş. Bezi ne kadar da zarif bir şekilde tutuyor, çok değerli ve kırılgan bir şeyi tutar gibi. Azize Veronika'nın bezi tutuş şekli, başını öne eğişi, aynı şekilde... Mecdelli Meryem'in kıyafetinin ucuyla gözlerindeki yaşları silişi tüm bu detaylar oldukça dikkat çekici. Roger van der Weyden'ın genel olarak eserlerinde duyguları detaylı bir şekilde tasvir ettiğini söyleyebiliriz. Bu tarz bir duygu yoğunluğunu yukarıdaki melek tasvirlerinde de görmek mümkün. Aynı zamanda Meryem Ana'nın ve Aziz John'un yüzünde de çok açıkça görülüyor. Tanık oldukları bu inanılmaz işkencenin onlara yaşattığı travma yüzlerinden okunuyor. Meryem'in yüzüne dikkatle bakın. Saatlerdir ağlıyormuş gibi görünüyor. Yüzü solgun ve kırmızı, gözleri yarı kapalı ve şiş bir halde. İsa'nın bedeninden kan akarken ne kadar da çaresizce kollarını kaldırıp çarmığı kucaklıyor ve yanağını çarmıha bastırıyor. Azize, Veronika'ya dair ilginç bir detaydan bahsetmek istiyorum. Resimde, İsa'nın yüzünün görüntüsünün mucizevi bir şekilde geçtiği bezi tutuyor. İlginç olan detaysa şu, Veronika ismi, gerçek görüntü anlamına gelen Latince vera icon, ifadesinden türetilmiş ve mucizevi bir şekilde çok gerçek görünen bir İsa görüntüsünü elinde tutuyor. Sanatçının bir araya getirdiği tüm bu detaylarla harikalar yarattığını söyleyebiliriz.